Dizem bozulacak. Ne? Aa, koç sen miydin, fark etmedim. Yarın öbür gün yağmur var mı bakalım? Pardon? Bir 10 dakikadır bakıyorsunuz bulutlara. Meteoroloji raporunu almışsınızdır artık. Koç. Ne yapıyorsunuz oğlum böyle? Koç, bozma ama gizem yapıyoruz. Selim, soygun yerine ekleştirsin. Murat, sen de Fethi'nin yerine. Oley be, ben yırttım. Dur. Sen zaten takımda değilsin ki. Bozma. Koç. Yanlış yapıyorsun. Sen de mi için konuşuyorsun hocanla bakayım? Bundan sonra disiplin dönemi başladı. Af yok hataya. Arkadaşlarım burada çalışırken sen orada bebek parkındaki fuzuli heykeli gibi dikilmişsin. Bu arada mesajı da ileteyim. Fuzuli ne demek? Faydasız. Çekil. Arkadaşlar, Selim, Murat gelin buraya. Arda, üçerli gruplar yapalım hadi. Vantilatör al. Ya daha üniversite sınavına bir yıl var. Sen şimdiden çalışmaya başlamışsın. Ne kadar erken başlarsam o kadar iyi. Ya tamam da sen zaten çalışkan ve zeki bir kızsın. Yani son 3 ay kala çalışmaya başlasan gene bir yere girersin her türlü. Ama girmek yetmiyor. İyi bir dereceyle girmem lazım. Niye? Ha, burs. Oo, doğru. Bakıyorum da şimdiden başlamışsın kulis çalışmalarını arkamdan ha? Ama hiç ümitlenme canım. Gonca benim sanatçım ve de elimden alamayacaksın. Kalk bakayım şuna, kalk. Ay canım arkadaşım benim, yerli Şakiran, nasılsın bugün? İyiyim. Ya geçenlerde hani senin orijinalin geldi ya Türkiye'ye. Babam da sağ olsun bastırmış parayı, en ön sıradan yer almış. Ben de gittim izledim. Ay ayol, bu Şakira denen kızın senden eksiği var, fazlası yok. Yani sen hiç korkma, arkanda kapı gibi ben varım, tamam mı? Yalnız şu sözleşmeyi imzala. Gizemini kaybetti. Takımdan attı. Bütün kızların önünde rezil etti. Daha ne yapacaksın ya? Bitirdin beni koç, bitirdin. Yok be abi. Seni bitirmek öyle kolay mı? Adın Toygar, adın yeter be senin. Toygar! Toygar! Şimdi öğrendim ya. Koç seni herkesin önünde rezil rüsva etmiş. Ay, gülmekten yerlere yattım. Abi sen cidden bitmişsin ya. Rüya bile seninle dalga geçiyor. Ben bunu koçun yanına bırakırsam benim adım da Toygar değil. Çekil, çekil. Ah koça, sen beni nasıl rezil rüsva edersin? Bunun acısını fitil fitil çıkaracağım senden. Çocuklar, galiba ilacımızı buldum. Al biraz da sen taşı be. Bu ne ya? Sözleşme. Ne sözleşmesi bu? Şöyle oluyor ki, ben şimdi saçımı süpürge ediyorum ya senin için. Sen de ünlü olduğunda konser, albüm, böyle satışların gelirinden tam %3'lük gibi çok büyük bir rakam kazanacaksın. Ben de böyle geriye kalan işte %97'cik gibi ufacık tefecik böyle cüzi bir rakamla işte idare etmeye çalışacağım nasıl olacaksa. Yani inan, tek amacım senin geleceğini garanti altına almak. Yalnız hadi şunu imzala. Tuğçe, ben şarkıcı olmak istemiyorum. Ben okuyacağım. Okuyacaksın işte. Ama şarkı okuyacaksın. Tuğçe, anlamadın galiba. Ben üniversiteden bahsediyorum. Canım, ya dert ettiğin şeye bak. Babam bastırır parayı. Ya Serdar Ortaç'a ya Sezen Aksu'ya söyler. Üniversite diye bir şarkı yazarlar. Sen de oturur onu okursun. Tuğçe, ben 4 senelik bir üniversiteden bahsediyorum. Ay 4 sene mi? Ay o kadar uzun süren şarkı mı olur? Hayır yani sen sakın yanlış anlama. Babam çıkar onu da şarkı diye verir ama... Ya nereye gidiyor bu? Çocuklar, yarınki rakibiniz çok kuvvetli. En önemli özelliği tam sahada baskı yapıyor. Savunmacı yapıştı mı sağ boyunca bırakmıyor. Nasıl yani koç? Adımı cevabını Selim, böyle. Aldım çok koç, korktum aldım. Selim, çok korktum. Birden çıktı karşıma. Tamam Tuğçe, sakin ol. Ay ama çok korktum Selim, seni bulamayacağım diye.
Tüçe, seni şöyle sağ dışına alsam. Yavrum, ya da istersen sağının bu tarafına. Bizim yanımıza gel. He? Hayırdır Ulki Hoca? Sağlarda görmeye alışık olmadığımız manzaralar. Vallahi koçum, bu okulda herkes herkesin bir şekilde ihtisas alanına giriyor. Yani sözüm meclisten dışarı ama basketbol sahasından içeri. Ben de düşündüm, dedim ki bu modaya ben de uyuyayım. En az olsa elimizin altında koskocaman bir basketbol sahası var değil mi? Ortasından şöyle bir çizgi çizdik mi ki hazır burada çizilmişi var. Ha! Hızla oynamazsanız asla üniversite sınavını kazanamazsınız. Ha! İki anım çalışıyoruz. Başla. Tamam, sen iç içeri. Hadi. Ay tamam. Hadi. Haklıymışsın hala. Yani o korku filmini hiçbirine seyrettirmemeliydim. İnan hepsi benim hatam. Ya Tuğçe'yi görsen her şeyden korkar oldun. Bu da sana ders olsun. Bundan sonra filmlerin üzerindeki uyarı işaretlerini dikkate alırsın herhalde. Söz alacağım. Ayrıca sizin yaşınızda böyle abuk subuk, ne üdüğü belirsiz korku filmlerini seyretmenin ruhsal açıdan size ne kadar etkisi olduğunu da anlamışsındır. Hı, anladım. Yalnız senden bir şey isteyeceğim. Yani bu korkuyu geçirmenin bir yolu var mı? Yani biraz daha izin verirsem Tuğçe ile Selim birbirlerine böyle kenetlenecekler ve bir daha da ayıramayacağım. Hadi yine iyisin. Bunu tahmin etmiştim ve yanımda korkusuzluk tozunu getirmiştim. Ay süpersin sen, hemen alayım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak şimdi, bundan bir bardak suya sadece bir çay kaşığı kadar dökeceksin. Ve etkisini bir saat içinde gösterecek. Tamam mı canım? Tamam tamam, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ayşegülcüğüm, bir çay kaşığı dedim. Daha fazla değil. 5 bardak bir su. Hı hı. Bunlar ne olacak ki böyle? En iyisi ben onun suyuna 2 kaşık koyayım. Evet. Yok yok. Çok uyanık kız. Sırf Selim'e sarılmak için korkuyor, taklidi yapar. Ben en iyisi onun suyuna 1 kaşık daha koyayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.